Merhaba arkadaşlar, Galatasaray YouTube kanalına hoş geldiniz. Siz de Galatasaray'ın YouTube'da büyümesini istiyorsanız yapmanız gereken sadece abone olmak ve like atmak arkadaşlar. Yaptığımız, çektiğimiz videolarda lütfen yorum yapın ve yorum kısmında karşılıklı konuşalım. Evet, videoya geçiyoruz artık. Evet, dün akşam Antalyaspor'a konuk olmuştuk. Antalyaspor'da maalesef 2-2 berabere kaldık. Antalyaspor'da ilk yarı kötü bir performans sergiledik. İkinci yarı biraz da takım kendine geldi. Fatih Terim iyi bir taktik verdi. Oyuncu değişmeden saha içerisinde yaptığı taktiklerle, yaptığı o oyunla, dokunuşlarıyla güzel bir maç izledik ikinci yarı. Fakat Galatasaray'ımız ikinci yarının başında öne geçmesine rağmen maçın son dakikalarında yediği golle sahadan 2-2 ayrıldı ve sezonu artık bitirdik. Şu an 5. sıradayız. Yarın Alanyaspor Konyaspor'a konuk olacak. Eğer Konyaspor Alanyaspor'dan puan alırsa o zaman 5. olup Avrupa'ya katılabiliriz. Tabi Ziraat Türkiye Kupası'nı Trabzonspor kazanması halinde, burada biraz matematiksel şeyler var. Kafamızı bunlara yormayalım. Yarın Alanyaspor maçı sonrası inşallah da tekrar değerlendirebiliriz. Evet, videoya geçmeden önce arkadaşlar, şimdi Evren Turan'ın bomba gibi açıkladığı transferler var. Biliyorsunuz Evren Turan Galatasaraylı futbolcumuz ve yorumcumuz. Şu an A Spor'da yorum yapıyor ve kaynak sağlam arkadaşlar. Evren Turan Fatih Terim'le görüştüğünü ve Fatih Terim'in transfer listesinde kimi istediğini, hangi hocanın gitmesini istediğini, bunları tek tek listelediğini söyledi ve Evren Turan'a da birkaç tane ipucu verdiğini açıkladı. Evren Turan da bunları canlı yayında açıkladı. İlk söyleyeceğim transfer Kerem Aktürkoğlu, biliyorsunuz Erzincanspor'da sözleşmesi sona eren Kerem Aktürkoğlu'yla Galatasaray anlaşmıştı. Bunu buradan dile getirmiştik ve Evren Turan da bunu canlı yayında açıkladı. Kerem Aktürkoğlu bu hafta içi Galatasaray'la resmi sözleşme imzalayacak arkadaşlar. Bir diğer transfer Arda Turan, Galatasaray'ın Arda Turan'la anlaştığını ve Arda Turan'ın artık Galatasaray'a kesin olarak geleceğini söyledi Evren Turan. Fakat başkanımız Mustafa Cengiz'in hala bu transferi istemediğini, bu konuda da kendisinin sistemi olduğunu dile getirdi Evren Turan. Artık yeter Mustafa Başkan, al bu oyuncuyu Arda Turan'ı, ne zarar edeceksin? Birçok oyuncu aldın, birçok oyuncuya zarar ettiniz. Neden Arda Turan'ı almıyorsunuz? Alın artık Arda Turan, destek etti sürekli Evren Turan ve Arda Turan'ın artık Galatasaray'da oynaması gerektiğini dile getirdi. Emre Belözoğlu bu yaşına kadar Fenerbahçe'de oynayabiliyorsa Arda Turan neden oynamasın? Takımın bir abisi neden olmasın dedi. Ama Fatih Terim'in de verdiği listede Arda Turan'ı da istediğini ve Arda Turan'ın Galatasaray forması giyme ihtimalinin yüksek olduğunu dile getirmişti. Mustafa Başkan'ın artık yavaş yavaş ikna olmaya başladığını dile getirdi. Ama kesin olarak Arda Turan Galatasaray formasını giyeceğini söyledi Evren Turan. Bir sonraki gelişme Oğulcan Çağlayan arkadaşlar. Çaykur Rizespor'a topu koşturan 24 yaşındaki Oğulcan Çağlayan'la Galatasaray 4 yıllık sözleşme imzaladı. Bu hafta içi resmi olarak sözleşmesine imza atacak Oğulcan Çağlayan. Daha önce dile getirmiştik. Birçok basında da haber olmuştu bu Oğulcan Çağlayan haberleri. Ve Çaykur Rizespor'dan ayrılan Oğulcan Çağlayan'la Galatasaray 4 yıllık bir sözleşme imzaladı. Bu hafta içi Evren Turan'ın dediği gibi bu hafta içi anlaşma yapılacak ve imzalar atılacak Oğulcan Çağlayan'la ilgili. Bir diğer bomba haberimiz, zaten birçoğunuzun bildiği, bizim de buradan dile getirdiğimiz Emre Kılıç. Evet arkadaşlar, Emre Kılıç bu hafta içi, yarın Sivasspor'un son maçı var. Bu hafta içi Emre Kılıç Galatasaray'a imza atacak dedi Evren Turan. Fatih Terim'le Antalyaspor maçı sonrası yaptığı açıklamada çok hızlı bir şekilde transferleri bitirmemiz ve 12 Ağustos'taki yaz kampına yetişmemiz gerektiğini söylemişti. Biliyorsunuz 12 Ağustos'ta Galatasaray'ın kampı başlıyor. Fatih Terim geçen sezon birçok oyuncunun, Seri Lemina, Falcao gibi oyuncuların yaz kampına yetişmediği için büyük sıkıntı yaşadığını, bu yüzden bu sene inşallah hızlı bir şekilde transferleri bitirir ve kampa yetiştiririz diye açıklama yaptı. O yüzden listelerimiz hazır, transferlere başladık dedi Fatih Terim. Fatih Terim'in bu açıklamasından sonra Evren Turan da bombaları canlı yayında başlattı. Canlı yayında açıkladı arkadaşlar. Oğuzhan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Arda Turan ve Emre Kılınç bu hafta içi sözleşme imzalayacak. Bir diğer gelişme soru işareti Caner Erkin arkadaşlar. Caner Erkin ile ilgili Galatasaray'ın hala görüşme
halinde olduğu, Fenerbahçe'nin bu transferden çekildiği, Beşiktaş'la anlaşamadığı için şu an Caner Erkin boşta ve Galatasaray'a gelme ihtimali yüksek. Bunu da Evren Turan'ın bizzat ağzından duymuş olduk. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz bu kadar. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.